Bir hayali gerçeğe dönüştürmenin üç adımı. Hayallerin gerçeğe dönüşmesi için ne lazım? Bir, kesin, net, yazılı bir hedefe sahip olmak lazım. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Eğer ben hedefimi belirlersem ve bunu yazarsam o hedefimi ara ara görür, takip eder, kontrol edersem o hedefe ulaşma şansım daha yüksek. Onun için bir hedefim var, bir hayalim var. Yazılı var mı yok mu? Bir hedefin hayalim var mı? Var. Ama yazdın mı yazmadın olmaz. Net hedef ve yazılı hedef. Hedef neden önemli? Allah aşkına nereye gittiğini bilmediğiniz bir uçağa bir trene binmek ister misiniz? Hocam ben binerim ya. Nereye giderse gitsin. Bunu demek çılgınlık. Arada yapabilirsin. Ama böyle yaparak hedefine ve hayaline ulaşamazsın. Hayatta nereye gittiğini bilmeden ilerlemenin anlamı yok. İlerlesen bile bir yere gelemezsin. İstediğin hedefler ve hayaller net olmalı ve bunlar yazılı olmalı. Tamam mı? Ama şunu gördüm ben, insanların çoğu net hedef belirlemeyi bilmiyor. Ne istiyorsun? Başarılı olmak istiyorum. Mutlu olmak istiyorum, zengin olmak istiyorum hocam. Güzel bir hayat yaşamak istiyorum. Bakın net değil bunlar. Bunların hepsi arzu ama net hedef değil. 48 yaşında havuzlu bir evim olsun istiyorum. Bak net hedef. Kendi durumuna bakıyorsun, şartlarına bakıyorsun. 20 yaşında havuzlu bir ev istiyorum. Miras kalırsa ancak olur. Mutlu olmak istiyorum. Mutluluk bir hedef midir? Mutluluk bir ruh halidir. Bana mutluluk veren şey nedir? sevdiğim arkadaşlarımla dolaşmak, gezmek. Ailemle beraber günde bir saat keyifli vakit geçirmek. Bana mutluluk veriyor. Bu daha ölçülebilir. Tamam da hocam o zaman hedef nasıl olmalı? Bir, spesifik, net ve ölçülebilir olmalıdır. Kilo vermek istiyorum değil. 90 günde 5 kilo vermek istiyorum. Tamam mı? Net ve ölçülebilir. 5 kilo ilerlemenizi izlersiniz. 5 kilo verdin mi, veremedin mi? Belki de 6 kilo verdin. 3'te kaldın. Anladınız mı? Net ve ölçülebilir. 2 ulaşılabilir ve gerçekçi olmalıdır. Tamam, hedef seni zorlamalı. Ama kardeşim, yapamayacağın, mümkün olmayan hedefler ve hayaller yorar. Zorlayıcı hedefler insanı motive eder. Ancak gerçekçi olmayan hedefler motivasyon karar Doğru mu değil mi? Şimdi düşünün. 30 günde 25 kilo vereceğim. Zor bu. Yorar seni. Gerçekleştiremezsin, üzülürsün. 3 zaman kısıtlaması olmalıdır. Hedefine ulaşmak için mutlaka başlangıç ve bitiş tarihi belirlemen lazım. Mesela kısa vadeli hedefler koyuyorsan kendine en fazla 1 yıl. Bak, 1 yıl. Orta vadeli hedefler en fazla 3 yıl. Uzun vadeli hedefler en fazla 5 yıl. Onun için kendine kısa, orta, uzun vadeli hedeflerini belirlemen ve bunları netleştirmen lazım. Eğer bunlar yapılabiliyorsa hayaller gerçeğe dönüşüyor. Yoksa hayal olarak kalmaya devam ediyor. Bak benden söylemesi. 2- Hedeflerinize ulaşmak için aynı zamanda yazılı bir eylem planınız olmalı. Sadece kuru kuru hedefin var onu yazdım yeterli değil. O hedefine ulaşmak için bugünden itibaren neleri yapmaya başlıyorsun? Bugünden itibaren seni durduran, seni gerileten, senin hedefine ulaşmanda engel olan neleri bırakmaya başlıyorsun? Bunları da belirlemen lazım. Televizyonu hayatımdan çıkardım. Güzel. Beni hedefime ulaştıracak, beni motive edecek kitaplar okumaya başlıyorum. Hatta şu 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 kitaplar, kitapları da belirle. Beni hedefime, hayalime ulaştıracak görüşmem gereken insanlar. Kimlerle toplantı yapmam lazım? Kimlere ulaşmam lazım? İstifade etmem gereken insanlar. Hangi adımlar atmam lazım? Tek tek bunları planlıyorsunuz. Eylem planı eğer iyi hazırlanırsa, detaylı hazırlanırsa hayaller gerçeğe dönüşüyor. 3 Hedefinizi ve eylem planınızı her gün iki defa okuyorsunuz. Onu okudukça içinizde ona ulaşma isteği ve motivasyonu sağlıyorsunuz. Okudukça gaza geliyorsunuz. Yapmanız gereken şeylerle ilgili yapma isteği duyuyorsunuz. Ve neleri yapıyorsunuz, neleri yapmıyorsunuz? Nerelerde eksikleriniz var? Bunları gözden geçiriyorsunuz. Bu da hayalinizin peşini bırakmama ve onu gerçeğe dönüştürmede size enerji vermesi adına çok önemli bir madde. Eğer hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek istiyorsanız bu üç maddeyi göz ardı etmeyin. Benim kendi hayatımda uyguladığım ve hayatımda çok şeyin değiştiğini gördüğüm üç madde. İnşallah bu üç madde sizlerin de hayatını olumlu yönde değiştirir. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.